Beni duyuyor musunuz Jülya Hanım? Hastamın bir suçu yok. Her şeyi Fatih yaptı. Fatih her şeyin sorumlusu. Aslı masum. O sadece bana yardım etmek istedi Jülya Hanım. İşte böyle anlattığım gibi. Ama doktor dedi ki annemin durumu iyiye gidiyormuş. Hatta dün bir ara uyanmış. Uyanmış mı? Niye bize söylememişler? Çok kısa sürmüş zaten. Biraz sayıklamış, sonra tekrar bilincini kaybetmiş. Ama kullandığı ilaçlardan dolayı bazı kötü durumlar yaşayabilirsiniz dedi. Nasıl yani? İlaçların ve tedavinin yan etkileri olabilirmiş. Buna bağlı olarak geçici hafıza kaybı yaşayabileceğini söyledi. Eskiden yaşadığı olayları yeniymiş gibi hatırlayabilirmiş. İşte geçici felç ve bazı alerjik durumlar. Tabii dediğim gibi bunlar ilaçların yan etkisi. Annem uyanmadan tam bir yargıya varamayız. Neyse. Bu duruma gelmesi bile mucize. Peki ne zaman çıkaracaklarmış? Eğer bir aksilik olmazsa bugün. Bir iki tane daha test yapıldı. Olumlu sonuç gelirse taburcu edecekler. Oh, şükürler olsun. Arkadaşım kurtuldu. Çok geçmiş olsun Ozan'cığım. Seni evimize götüreceğiz. O kötü günler geride kaldı. İyisin, daha da iyi olacaksın. Artık hayatımda Aslım diye biri yok. O defter dün sonuçta tek kapandı. Senin de için rahat olsun. Aslım. Hayatım, merak etme. Sana çok iyi bakacağız. İyileşeceksin. Annem, nihayet açtın gözlerini. İyisin değil mi? Ağrın falan yok. İyiyim. Hayatım, iyi misin? Bir hemşire çağırayım mı? Hayatım mı? Ozan ne oluyor burada? Baban nerede? Babam mı? Nasılsın sen? Ben iyiyim. Selim nerede? Jülide, Selim burada yok. İşim çıkmış. Doktorun dediği oluyor. Sen de konuşup kafasını karıştırma. İşi çıkmış anneciğim. Sonra gelecek ama şimdi ben götüreceğim evimize. Evimize gidelim. Çok özledim evimizi. Selim de gelecek ama değil mi? Gelecek. Gelecek. Ben çantaları aldım, bir lavaboya giriyorum. Sen de kalanları toparla da gel bir an önce, hadi.
odası yukarıda. Oraya zırlattım, çıkaracağız. Tabii efendim. Ne güzel çıkmışız diyordum bu fotoğraflara baktığımda. Şimdi sadece senin bana yaşattıklarını hatırlatacak. Burada bırakmak da gelmiyor içimden. Çünkü muhtemelen sen bunu ilk fırsatta çöpe atıp kurtulacaksın. Sen hala çıkmadın mı? Ozan Jülde teyzeyi yukarıya çıkarmış herhalde. Son dakikada tuvalete gideceğiz diye tutturmasaydınız karımı eve ben getirecektim ama neyse artık. Aa, bu çantalar da ne? Bunlar Jülde'nin değil. Ne işin var senin burada? Ozan'ın haberi var. Aslım'ın eşyalarını almaya geldik. Bir kurtulamadık bunlardan. Mümtaz, etrafa bak bakalım eksik gedik bir şey var mı? Milletin malında, kocasında gözü olandan korkulur çünkü. Kusura bakma. Siz gelmeden hazırlanmaya çalışıyorduk ama işimiz yeni bitti. Hemen çıkarız. Unuttuğum bir şey olursa ben arkandan gönderirim. Unuttuğum bir şey olursa çöpe atarsın. Göndermene gerek yok. Sana ait ne varsa geride bırakıyorum ben. Bu evi, bu odayı, bu eşyaları. Her şeyi, içinde yaşanan her şeyi unutacağım. Ayıp ama. Gerçekten ayıp. Siz ne içi kara insanlarsınız böyle ya? Hırsız değiliz biz. Kimsenin eşyasında, malında gözümüz yok bizim. Ha. Siz ana kız her türlü ahlaksızlığı yapın, bizim içimiz kara olsun, öyle mi? Ayol dünya alemi biliyor kocamı baştan çıkardığını. Kızı da kocasını aldattı. Tamam Sibel, tamam. Uğraşmayın şunlarla. Sen de bir an önce kızını al, çık git evimden. Bunlar gibi arsız insanlardan kurtulduk sonunda. Şilde Hanım, ben gerçekten çok üzgünüm. Belki bana inanmayacaksınız, affetmeyeceksiniz beni ama size zarar gelmesini hiç istemezdim. Keşke sizin yerinize ben düşseydim o terasta. Siz kimsiniz? Aslım ben. Siz beni... Hatırlamıyorum. Kullandığı ilaçlardan kaynaklı. Doktor kısa süreli de olsa hafıza kaybı yaşayacağını söyledi. Bazı anılarını hatırlamıyor. Ben çok üzgünüm. Şülide Hanım, ben gerçekten çok üzgünüm. Eminim öylesindir. Yeter ya, yeter! Yeter hakaret ettiğiniz. Siz ne hakla böyle şeyler söylersiniz? Anne? Yetti mi iftiralarınız? Hiç mi insafınız yok sizin? Bu kadar mı kör etti gözünüzü kibriniz? Hadi anneciğim, gidelim artık. Yeter be! Hediye Hanım, benim evimde bana bağıramazsınız. Çıkın gidin evimden, çabuk! Meraklısı değiliz Mümtaz Bey. Bir dakika. Ne oluyor burada? Annem yukarıda hasta yatıyor, siz neyin derdindesiniz? Bu evde tek bir ses yükselmesi istemiyorum. Sakın. Söyle gitsinler o zaman.
Hala bakıyorlar. Çıkıp gidin çabuk. Sen benim yerime konuşma. Hadi anneciğim. Gidelim. Sen merak etme. Bir daha bu insanlarla muhatap olmayacaksın. Çok şükür.